İşte sevgili dinleyicilerim, Mevlana Hazretleri öyle diyor. Kupkuru, aşksız ve şevksiz, anlık niyetler saman alevi gibi yanıp söner. İstekli olun, niyetlerinizde sağlam olun, kimse sizi döndürmesin. Allah'a hizmet edeceğim, Resulullah'ı seveceğim. Yani ne konuda, kabiliyetiniz neyse Allah için yapacağınız bir şeyde iddialı olun. Yeter ki Allah için olsun, çok önemli. Kalbinize sorduğunuzda bu işi ben Allah rızası için yapıyorum diyebiliyorsanız vallahi Allah'ın izniyle kimse sizi durduramaz. Rabbimin yardımı da sağanak sağanak gelir. Bunu düşünüp de Allah için Rabbim son nefesimize kadar bizi yoluna hizmetkar eylesin. Habibinin muhabbetini hep kalbimizde diri tutsun. Onu sevebilmeyi, onun sevdiklerini sevebilmeyi nasip eylesin. Onun nur cemalini rüyalarımızda görebilmeyi nasip eylesin. Halimizi güzelleştirsin. Rüyamızda şu dostlarını, üftadelerini, emir sultanlarını, şu Mevlana Hazretlerinin sohbetlerini yapıyoruz. Gelsin o Mevlana Hazretlerimiz, bir onun sohbetini dinleyelim. Bunlar haktır, hakikattir. Manevi rüyalar peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür diyor. Bir mürşid-i kamil, bir Allah'ın velisi, Allah'ın dostu görüldüğünde şeytan diyor kandıramaz onu, kılığına giremez. Bir manevi rüya gördüğünde zaten öyle bir uyanıyorsun ki saniyesi saniyesini hatırlıyorsun. Tüylerin diken diken olmuş, kendinden geçmişsin, onun huzuruyla sanki kuş gibi hissediyorsun. Çünkü Allah'ın rızasını kazanmış bir insanı görmüşsün. Allah'ım inşallah bizi yollarından ayırmasın inşallah. İlimde de nasıl hayırlı niyet olur? Mevlana Hazretleri yine bizlere Mesnevi'de bir kıssadan bahsediyor. İnşallah onu da anlatalım sizlere. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi, kalpteki bilgi ve niyetin kötü duygulardan nasıl zarar gördüğünü düşündürücü bir temsille anlatmaktaydı. Ne anlatıyormuş tekrarlayalım. Kalpteki bilgi ve niyetin, kalbinde geçirdiğin bilginin ve niyetinin kötü duygulardan, kötü hislerden nasıl etkilendiğini bir temsille anlatıyor. Bir kadıyı diyor bir yere tayin ettiler. Bir kadıyı bir yere tayin ettiler. O diyor ağlamaya başladı kadı tayini çıkınca. Vekili kadıya, kadı efendi neden ağlıyorsun? Şimdi senin ağlamak, feryat etmek zamanın değil. Bir yerde vazife verdikleri için neşelenmen gerekmez mi? Dedi. Kadı diyor ah ederek dedi ki, bir işin iş yüzünü bilmeyen kimse, bir işin iç yüzünü bilmeyen kimse nasıl kadı olur da hükmedebilir dedi. Bir kadı hükmedeceği bir davanın hakikatini bilen iki kişi arasında bir cahilden başka bir şey değildir. Mahkemeye gelen iki hasım aralarında geçen vakayı bilmektedirler. Bakın çok önemli bir durum burası. Hani sonunu nereye bağlayacak Mevlana Hazretleri? Şimdi mahkemeye diyor iki kişi geldiğinde bir olay olmuş. Hakim de karar veriyor. Kadı o zaman değil mi? O anlatıyor, o anlatıyor, anlatılanlar üzerinden cevap veriyor. Bugün günümüzde bununla ilgili bilir kişiler oluyor, araştırmalar yapılıyor. Kandırmaca da olabiliyor değil mi? Ben diyor nasıl kadı olacağım ki onların hakikatlerinden haberim yok. Zavallı diyor kadı, o iki tarafın hilelerini, oyunlarını nereden bilsin, kimin niyetini? O, hasımların hallerinden cahil ve gafildir. Böyle olduğu halde, kanlarına ve manlarına nasıl hüküm verir kadı? Ben bu hizmetten, ben bu görevden o yüzden çok korkuyorum diyor. Ve vekili cevap veriyor. Mesnevi'de geçer bu. Hasımlar diyor, bilgilidirler. Yani aralarındaki hadiseyi bilirler. Fakat her biri öbürünü mahkum etmek hırs illetiyledir. İkisi de hırsla birbirinin hatasını kollar. Halbuki kimin haklı olduğunu onlar da bilir. Hastadırlar. Sen cahilsin. Yani onların vakasını bilmezsin ama onların hırs hastalığı sende olmadığı için sen şeriatin mumusun. Ya onlardaki hırs sende yok, sen şeriatin mumu olarak şeriatin hükmünü vereceksin ey kadı dedi. Çünkü sen ara yerdesin, illetli değilsin, kötü bir niyetin yok. Onlardaki hırs sende yok. İşte o feragat, o yokluk senin için gözünün nuru olur.
Senin kalbinde hırsı yok. Sen orada hüküm verirken sınırı aşmıyorsun, nefsinden konuşmuyorsun. Allah'ın Kur'an'ı, kitabı böyle diyor. Resulullah Efendimiz şöyle diyor. Ayet bu, hadis bu, icma bu, kıyas bu. Buna göre sizin davanız şudur. Kadının hüküm şekli budur. O diyor iki bilgiliyi, yani aralarındaki davayı bilen iki hasmı, garazları kör etmiştir onları. O garaz illeti onların bilgisini göstermez, işe yaramaz bir hale getirmiştir. İlletleri sanki onların bilgilerini mezara tıkamıştır. Kinsiz ve garazsız oluş cahili alim yapar. Evet, kinsiz ve garazsız. Bak, haset, kin, kibir. Bunlar diyor bir insanda yoksa cahili alim yapar. Çünkü Allah onun kalbindeki o büyük hastalıklar olmayan insanlar Allah yolunda bir adım atsa, bir ilim öğrense vallahi diyor Rabbim o cahili de alim yapar. Çünkü onda kin yok, kıskançlık yok, haset yok, kötü huy yok. İlim yolunda ilerlemenin en önemli şifresi bu sevgili dinleyicilerim. Mevlana Hazretleri anlatıyor. Ne diyor? Halbuki kin ve garaz bilgiyi eğri bir hale koyar, zulmeder bir hale getirir. Nerede geçiyor? Mesnevi'de Mevlana Hazretleri. Ya. Ama diyor işte sonuç olarak hakimsin ya. Öyle bir hakim seni gözetliyor ki şu an. Hesap verecek olan hakim, huzurunda hesabını vereceğin hakim, hem şahit, hem gören, hem bilen, hem de sorguyu çeken. Öyle bir mahkemeye kübraya giderken ne bu gaflet diyor ya. Biriyle kavga ettin, dövüştün, mahkemeye gidiyorsun. Hakimin hiçbir şeyden haberi yok. Denilenlere, kurallara, şu maddenin, şu kanununun, şuyuna diyor. Allah'ın huzurunda o yüzden kullar ağzını açamayacak. Defter açılacak diyor. Yapıp yapmadıkların. Kul yalanlamaya kalkacak, eller konuşmaya başlayacak. Kul yalanlamaya kalkacak, gözler diyecek, "Ya Rabbi benimle baktı." Kul yalanlamaya kalkacak, kulaklar dile gelecek, "Ya Rabbi o dedikoduları, haramları, yalanları, iftiraları benimle işitti." O diller konuşmaya gelecek. "Ya Rabbi benimle bu günahları işledi." O ayaklar konuşmaya gelecek. "Benimle haramlara koşa koşa gitti ya Rabbi." Bütün azalar kul yalan söylemeye kalktıkça tersini, aksini, neyse hakikat onu konuşacak. O yüzden Rabbim ne diyor? Hesap görücü olarak nefsin yeter. Ayetin mükemmelliğine bakın. O defter açıldığında hesap görücü olarak nefsin yeter. O yüzden mahkemenin sahibi, olayın şahidi, kimi kime kandırıyorsun, kimi kime yanlış anlatıyorsun, insanları kandırdım sanıyorsun, yalan söyledim sanıyorsun, yetimin hakkını yiyorsun, öksüzün başını okşayacağına onun iki kuruş malına göz dikiyorsun, kimse görmüyor diyorsun, vuruyorsun, kırıyorsun, incitiyorsun. Kimse beni görmüyor diyorsun, kapalı odalar altında bin bir fitneyle, fücurla insanların arkasından kuyusunu kazıyorsun. Allah'ım hidayet ver ya Rabbi. Ya Rabbi, senin her an gördüğünü, bildiğini, işittiğini düşünüp tefekkürle kulluk edebilmeyi nasip eyle. Şuur ver bize ya Rabbi. O yüzden peygamberimiz ne diyor? Müminin ferasetinden sakınınız, zira o Allah'ın nuruyla bakar. O ilimde öyle bir hale geleceksin, bir bakışla diyor insana binlerce yol aldırır Allah dostları. O mübareklerin bir nazarı vallahi kalplere bir işler, senin hidayetine de imanına da vesile olur. O yüzden Allah'ın dostlarıyla, Allah'ın zikredilen yerlerde neden dergahlara gidiyorsunuz, neden Allah'ı zikrediyorsunuz soruyorlar. Sadıklarla beraber olunuz diyor ayet-i kerime. Resulullah Efendimiz hiçbir şey yapmasan diyor, salihlerin, ilim meclislerinin yerine gitsen, oralar manevi yerlerdir. Benim ruhaniyetim nerede bana salatu selam getirilirse ben oraya teşrif ederim. Allah'ın zikredildiği halakalarda ben, bütün melaikeler, bütün sahabelerin manevi olarak orada bulunuruz. O yüzden oralara gittiğinde bir dinginlik, bir sakinlik gelir.
Salihlerle beraber olduğun yerde hiçbir şey yapmayıp çıksan orasının kokuysu üstüne siner diyor. Orada dualı bir kişinin duasıyla sen affolunup çıkarsın, farkında dahi değilsin. O yüzden namazları da cemaatle camide kılın. Niye diyor Peygamberimiz? 27 kat daha sevap. Çünkü orada toplu ibadette toplu sevap alırsın. Bir insan orada, bir amcamız, bir hocamız, orada kim, bir kişi vardır öyle samimi bir namaz kılmıştır. Onun namazı miraç olmuştur. Onun hürmetine bütün günahların affolunur.